da bağını kesiyor galiba. Şimdi işte en önemli yerleri şu anda ele geçirdi. Şöyle diyebiliriz. Şimdi barışa katılıyorum ben. Yani yabancı savaşçılar açısından önemli. Çünkü yabancı savaşçılar bir ülke coğrafyasına dahil olduğu an savaşın çehresi değişiyor. Savaş hibrit savaş veya 5. nesil savaş oluyor. Bu da şu anda Suriye'de zirvesini yaşıyoruz bunu. Hmm. Nedir bu? Bir harekat alanının sınır tanımadığı. Yani Ukrayna'nın her tarafının savaş alanına döndü. Yani şöyle, bir pazar alanında kalabalık bir yerde hedef alınır. Su kaynakları da zehirlenebilir. Elektrik santrali de, terör de. Kontrolsüz bir savaş değil mi? Evet, bu hibrit savaş. Dolayısıyla savaş kuralı yok, savaş kanunu yok, insanlık suçu var, savaş suçu var, her şey var. Burada kimler var? Paralı askerler var, özel askeri şirketler var, terör örgütleri var, bir de yabancı savaşçılar var. Şimdi 40 bin yabancı savaşçı Ukrayna'ya geldi diyor Ukrayna basını. Ukrayna'da Ukrayna ordusuyla Rusya'ya karşı savaşacak. Kayda değerde bir maaş verdikleri söyleniyor. Önce 1000-2000 dolar dediler, sonra yalanladılar. Bilmiyoruz. Sonuçta parayla geliyorlar. Peki bunlar 52 ülkeden geldiklerini söyleniyor İngiliz basını. Peki bu ülkeler, yani Lüksemburg'dan mı geliyor, Danimarka'dan mı geliyor, İngiltere'den mi geliyor? Bu ülkelerden kaç kişi geliyor? Atıyorum Lüksemburg'dan 10 kişi mi geliyor, İngiltere'den 100 kişi mi geliyor? Peki 40 bine nasıl ulaşırız böyle? Afganistan'dan kaç kişi? Libya'dan kaç kişi? Yemen'den kaç kişi? Suriye'den kaç kişi? Irak'tan kaç kişi? Afrika'da bu El-Kaide'nin etkisinin sürdüğü coğrafyadan kaç kişi bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Ukrayna bu yabancı savaşçı çağrısını kim yaptı? Zelenski yaptı. Bir ülke cumhurbaşkanı kendi ülkesinin coğrafyasını, toprağını böyle uzatmalı, yıpratıcı savaşa çevirecek bir hamle yapar mı sorusunun cevabı hayır. Kim yapar? ABD. O zaman ABD'nin açıklamalarını yaptı Zelenski. Katılıyorum. Yabancı savaş. Dolayısıyla Ukrayna ne oldu? Yabancı savaşçıların bir cazibe merkezi oldu. Bir de komutanım bir tehlikeli adım daha var, özür dilerim. Bu yabancı savaşçılara Ukrayna vatandaşlık veriyor. Tabii. Yani El-Kaideci de olsan, IŞİD'ci de olsan, tabii vizemize yok. Direkt artık onlar oradan Almanya'ya, Macaristan'a, evet, Romanya'ya istediği her yere gidebilecek. Tabii. Vatandaşlık da veriyor. Şimdi peki ABD söyletti kesin 40 bin. Bunların silahı var, bunların ulaştırması var. Bu çok pahalı bir durum. Peki bunun finansını kim öder? Bunun finansmanını Ukrayna'nın ödemesi mümkün değil. Kim ödeyecek? ABD ödeyecek. Kiminle beraber? Belki İngiltere ile paylaşır, bilmiyorum ne kadar. Ama ABD üstlenecek. Peki bu yabancı savaşçı ne olur? Şöyle olur. Tarihe baktığımızda hiç uzak değil. Tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken. Böyle baktığımızda... Hoşan gene tarihi bir laf ettiniz arada. Vallahi tarih bir dikiz aynası, ara sıra bakılması gereken. Arada bir bakılması gereken. Öyledir ama tarih öyle. Yani arada bir bakılması gereken. Şeyde yani Irak'ta ne oldu, Suriye'de ne oldu, Afganistan, bakacağız ki arada bir, yani giderken çarpmayalım arabayı. Şimdi dolayısıyla Afganistan'da Gürkan Bey 24 Aralık 1979 gecesi, o zaman Brzezinski genç, yeni ulusal güvenlik danışmanı, Başkan Carter var, ABD Başkanı Carter. Carter'ı gece 3'te uyandırıyor telefonla. Diyor ki Sayın Başkan, Sovyetler tanklarıyla Vietnamlarını yaşamak üzere Afganistan'a girdiler. Müjde veriyor. Çünkü teşvik etmişti Sovyetleri, kışkırtmıştı. Ve 6 ay önce Carter'da, daha 24 Aralık 1979'da Sovyetler Afganistan'ı işgale başladığından 6 ay önce Carter, El-Kaide ile ilgili finansman kaynağının emirlerini, talimatını imzalamıştı. Hmm. 6 ay önce. Mücahitler o dönemki adıyla. Yani radikal cihatçılar dediğimiz El-Kaide onu imzalamış. Yani 6 ay önce öngörmüşler. Yani bu Rusya, Sovyetler yakında Afganistan'a girer. Ve imzalamış. Ve Sovyetler evet girdi 24 Aralık 1979. Genç Brzezinski öyle dedi. 10 yıl dayanabildi. Savaş uzun sürdü. 620 bin askerinin botu ayak bastı. Afganistan'a. Neden? 6 ayda bir, 1 yılda bir ne oluyor? Değişiyor. 600 bin asker ayak bastı. Sovyetlerin neredeyse askerlerinin büyük bir bölümü. Ve ne yaptı biliyor musunuz? 10 yıl sonra 1989'da Sovyetler kendi isteğiyle çekilmedi. Çekilmek zorunda kaldığında 50 bin ölü, milyarlarca doları gömdü. Ama çekildikten sonra bir şey oldu. ABD'nin stratejik sonucudur hedefi, Sovyetler dağıldı.
Anladım. Hadise budur. Şimdi bak. Şimdi benzer bir tabloyu burada görüyor musunuz? Bakın şimdi. Brezeski'ye daha sonra bu El-Kaide dünyanın başına bela olur. ABD'nin de başına bela olur. New York kuleleri, ikiz kuleleri yerle bir edilir. Brezeski'ye sorarlar basın toplantısında. Bir basın toplantısı yapıyor Brezeski'ye. Derler ki gazeteciler. Sayın Brezeski, El-Kaide'yi beslediniz, büyüttünüz Afganistan'da. Resimleriniz var Usama Bin Laden'le, silah verildiniz. Evet, ben yaptım dedi. Peki ikiz kuleler yerle bir oldu, ABD'nin başına bela oldu. Hiç pişmanlık duymuyor musunuz? Soru bu. Cevap şu. Hayır, duymuyorum. Neden? El-Kaide gibi bir örgütün herhangi bir yerde eylem yapması mı önemli, yoksa Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılması mı önemli? Ne acımasız ya. Şimdi gelelim buraya. Gelelim buraya. Ukrayna ya da yabancı savaşçıların bir yerde Ukrayna'yı dağıtması mı önemli? Yoksa şu anda imparatorluğa giren Rus İmparatorluğu'nun çökmesi mi önemli? Hadise bu. Böyle bakıyor. Tabii. ABD şimdi böyle bakıyor. ABD eğer... Geleceğim Zeynep sana. Son dakikan da var senin. ABD eğer Ukrayna'yı koruma, savunma niyeti olsaydı... Şimdi MiG-29'lar var. MiG-29 uçaklar. Rus yapımı uçaklar. Ukrayna pilotları bunu rahat kullanıyorlar bu uçaklar. Polonya'da var, Macaristan'da var, Baltık ülkelerinde var. Diyelim ki F-35'i vermek istemedi. F-16'yı da vermek istemedi. Eğitimi diyelim 3-4 ay sürer. Uzun sürer, pahalı vermek istemedi. Peki MiG-29'ları bütün Doğu Avrupa ülkelerinden, NATO üyesi olan Doğu Avrupa, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, işte Baltıklardan toplardı, Bulgaristan, Romanya'dan 100 tane MiG-29. Ukrayna pilotlarını zaten onları kullanabiliyor, verirdi. Ne zaman verdi biliyor musunuz? Putin daha yığınaklanma yaparken askerlerin 3-4 ay sürdü, verirdi. Ukrayna bütün hava sahasını kapatırdı. Bu kapattığı hava sahasına da giren Rus uçaklarıyla mücadele ederdi. Rus kuvvetlerine aşırı zayiat verdirdi. Aşırı zayiat verdi, korurdu. Patriot hava savunma sistemini gelir Kiev'de yerleştirirdi. Harkov'da yerleştirirdi. Kırım'ın kuzeyinde yerleştirirdi. Kendi personelini vermez. Ama eğitir yerleştirir. Bunların hiçbirini yapmadı. İşgalin ikinci gününden itibaren Putin'in bu işgal harekatının, Putin olumsuz olarak söylüyorum tırnak içinde, Putin'in bu işgal harekatı Avrupa Birliği'nin birleşmesine, ülkelerinin, NATO ülkelerinin birleşmesine ve Avrupa ABD yanında Rusya'ya karşı konumlandırılmasına neden oldu. Ama orada da bir ufak tefek çatlaklar var. Var. Ama ABD'nin de tam da istediği bu. Tam da istediği bu. İşte Naim Paşam, Zeynep'te bir son dakika gelişmesi de var. Zeynep, onları da bir aktar bize istersen. NATO zirvesi mi toplanıyor? Evet, 24 Mart'ta olağanüstü NATO zirvesi Brüksel'de Biden katılacak. O açıklandı. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gidecektir. Biden bizzat mı gidiyor? Bizzat gidiyor. Brüksel'e gidiyor. Dolayısıyla bütün liderlerin yüz yüze bir NATO zirvesi olmasını bekliyorum ben. Ve ayrıca AB liderler